Gençler merhaba, benim ismim Serdar Kılıç. İşim doğada yaşayan canlıları ve insanların yaşam kültürünü araştırmak, onu yeniden şimdiki şehir insanıyla buluşturmak. Yani geçmişte elimizde var olan zengin kaynakları yeniden şimdiki gençlere hatırlatmak. Sizinle güzel bir hikayeyle bir şey paylaşmak istiyorum. Madem bilim, doğa dedik, ben de işin içindeyim. Bunu hikayeyle bağlamak istiyorum. 1700'lerin sonunda, o zaman Osmanlı İmparatorluğu var. 1700'lerin sonunda Londra'da sefarette görevli olan Osmanlı'yı temsilen bir zat çalışıyor. İsmi Mahmut. Mahmut Efendi sekreterlik yapıyor. 1700'lerin sonu 3. Selim'in zamanına denk gelir. Dede Yadigar'ı, şu elimde gördüğünüz yayı almış, onu da yanında götürmüş. İngiltere'de, Londra'da işte o sokakta gezerken bir ilan panosunda ilan görüyor ve ilan panosundaki yazı aynen şöyle. Kendine güvenen İngiliz erkeği longbow'unu, yani şöyle 2 metrelik yayını, şu gördüğünüz 2 metre boyunda porsuk ağacından yapılma yayını alsın gelsin ve er meydana çıksın, gücünü göstersin. O zaman tabii şimdiki gibi salon sporları yok. Basketbol, futbol, voleybol gibi, yüzme gibi, tenis gibi branşlar olmadığından savaş silahları oyuna dönüştürülmüş. Bizde aynen ciritte olduğu gibi at üzerinde oynanan, Erzurum'da, Uşak'ta, Erzincan'da, Ağrı'nın belli kesimlerinde, Sarıkamış'ta, Sivas'ta oynanan bir savaş talimi oyunu aslında. İnsanlar etrafı toplanıp izliyorlar. İlginç de, dinamik de. Mahmut Efendi o ilanı görünce heyecanlanıyor. Dedi Yadigar'ı yayın alıyor. Beni de alın müsabakayı diye gidiyor. Bakıyorlar adam ufak tefek. Yay longbow'un yarısı kadar. Şöyle. Ya diyorlar, siz kimsiniz? Ben Türk'üm diyor. Kusura bakmayın, bu bizim kendi kültürümüze has bir şey olduğu için sizi müsabakaya alamayız. Özür diliyoruz diyorlar. Ama Mahmut Efendi gayet olumlu karşılıyor. Gidecek artık ama arkadan biri bir laf ediyor. Diyor ki, siz zaten o küçük bizimkinin yarısı kadar yayla rezil olurdunuz, bir şey yapamazdınız. Mahmut Efendi bunu duyunca üzülüyor. İçselleştiriyor bunu ve üstlerine intikal ettiriyor. Yani bizim yayımıza laf etti. Bunu bir şekilde bizim göstermemiz gerekir. Müsabakaya girmem lazım. 3. Selim'e kadar durum intikal edince sultan müsabakaları aldırıyor Mahmut Efendi'yi. Mahmut Efendi menzil atışına girecek. Menzil biliyorsunuz mesafe demek. Kervanın veya sefere giden bir ordunun günde aldığı, coğrafyaya göre değişken bir yol mesafesidir. 10 kilometre ile 50 kilometre arasında değişebilir. Atla, deveyle, yürüyerek gidilir. Gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede alınan mesafe. Menzil ismi oradan gelir. Menzil atışına girecek uzun mesafe. 3 kategori olduğu söyleniyor. Menzil atış, durarak hedef atış, koşarak hareketli hedef atış diyelim. En son atma hakkı verecekler. İngilizler 100 bine yakın insanın tasvir edildiği tribünlerde atışlarını yapıyorlar. 100 bin, bakın şimdiki futbol müsabakalarında bile 100 bine yakın, bırakın 50-60 bin insanın toplandığı zaman final müsabakalarında, dünya şampiyonalarında bayağı büyük bir izleyici kitlesi demek. 100 bine yakın insanın önünde atışlar yapılıyor. En uzun İngiliz'in şu yaydan çıkan oku, bu yaydan çıkan oku 217 küsür metreye kadar ulaşıyor. 217 küsür metre. Bir yıl öncekinden neredeyse 50 santim daha uzağa tekabül etmiş. O adamın ismi tarihe geçiyor. Kayıda alınıyor. Attığı gün mesafe yazılıyor. Sıra Mahmut Efendi'ye geliyor. İnsanlar tribünleri yavaş yavaş boşaltıyorlar. Tabii Mahmut Efendi'nin küçük yayından bir şey beklemedikleri için bir de böyle çok da fazla bir şeye de benzemiyor. Yayı böyle gerilecek zannediyor insanlar. Tribünler yavaş yavaş boşalırken Mahmut Efendi eline çilesini alıyor. Bunun ismi çile. Çilekeş deyimi de bundan gelir. Keş, Osmanlıca çekmek demek. Çile de bunun ismi olduğuna göre bu çileyi çeken adam. Yani o dönemde ne kadar çok çile çekildiğini bu deyim zor olduğunu da anlatmıştır güzelce. Ki zor yaşanan her şeye uygun olarak söylenmiştir. Çilesini eline alıyor. Bacağından şöyle bir hareketle yayını ters büküyor. Ve kavsi bir şekil aldırıyor ona. Şöyle gördüğünüz gibi. O şekilsiz diye gördükleri yay acayip bir şekil alıyor, şöyle görüyorsunuz. Pozisyonu bunun gibi oluyor. Muazzam bir şey. İngiliz 217 küsür metreye düşürmüştü. Normalde onlar oklarını sol taraftan gezderler ve 3 parmak çekerler. Oku çilenin üzerine taktıktan sonra işaret parmak okun üstüne, orta yüzük parmak okun altına konarak atılır ve böyle çekilir. Çok da güzel bir yaylanma hareketiyle çekerler.
ve gönderirler. Gönderdikten sonra da yüzlerini okşama hareketi vardır. Oysa ki Türkler sağ taraftan oklarını gezlerler ve parmaklarına bir yüzük takarlar. O yüzüğün ismi de zihkirdir. Biz çocukken misket oynardık. Bizim çocukluğumuzda ona tekabül ettik. Yani misket oynadığımız zamanlar oldu. Bu misket oyunu bile parmaktaki çocukların işte parmağındaki tendonlarını güçlendirsin diye oynanan eski bir gelenekmiş. Düşünün o yayı, sert bir yayı çekerken ne kadar yük biniyor parmağa. Parmak da çekecek çünkü. O binen yükte tendonlar güçlü olmazsa parmağı sakatlayabilir. Parmak acımasın diye de şöyle bir yüzük takıyorlar. Eliptik. Baş parmağın etrafı yuvarlak değil diğerlerine bakılırsa. Diğerlerine kıyasla eliptiktir. Bu da eliptik aynı göz gibi düşünün. Parmağı böyle sokulur. Çevrildiği zaman da boğar ve çıkmaz. Oysa ki yan çıkar. Çevirdiğiniz zaman çıkmıyor. Neyse bizimki alıyor misket tutar gibi aynı. Alttan kavruyor, üstten yapıştırıyor. Bakın kollarınızı açın. Ne kadar gererseniz gerin arkaya doğru. Kürek kemikleriniz anatomik olarak arkada birbirine değdiği yerde durur. Yani fizik kurallarına aykırı daha fazla gitmez, iç içe girmez. Şimdi o gerilme noktasında üç parmak buradayken baş parmak burada. Yani şu kadar bir fazla mesafe çekme avantajı var. Baş parmağı takıyor. İngiliz ne kadara düşürmüştü? 217 küsür. Mahmud Efendi yayını çekiyor. O zaman ya hak diye atarlarmış. Çekiyor ve misket atar gibi şöyle gönderiyor. Ok 430 küsür metreye düşüyor. İnsanlar inanamıyorlar. Hakikaten belki şimdi siz de o aynı tepkiyi verdiniz. 217 nerede, 430 nerede? Neredeyse iki katı mesafe. İnsanlar geliyorlar yanına ve diyorlar ki siz herhalde Osmanlı'nın en iyi kemankeşisiniz, okçusunuz. Biz de dalga geçin diye mi geldiniz gibi laf ediyorlardı arada. Mahmud Efendi önünü ilikleyip mütevazı bir şekilde diyor ki olurum efendim beni bu mesafelerle ok meydanına okçu diye almazlar bile. İlk okçuluk müsabakası resmi olarak ok meydanında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılmıştır. Bakın 847 metrede rekordur. Toz koparan İskender'in rekorudur. 847 metreye ok kezlenmiş. Tamam. Şimdi işin bilimsel kısmına gelirsek, belki formüllerini size yazamayabilirlerdi o zaman ama insanlar doğa bilimine, doğadaki canlılara o kadar iyi temas etmişler ki onu kendi becerilerinde ve el işlerinde kullanmışlar. Bu yay da öyle bir sanat eseridir bence. Ne diyorlar bunun sırrı? Nedir soruyorlar. Mahmud Efendi elini alıyor ve heyecanlanmaya başlıyor anlatırken. Ben diyor yayımı tuttuğum zaman şöyle kabzayı, yayın bana bakan tarafı iç tarafı mandanın boynuzundan yapılır. Yani şu kısmı manda boynuzu. Yayın size bakan tarafı ise boğanın aşil tendonundan, arka bacağının aşil tendonu. Çok eski zamanlarda Türkler geyin tendonlarını kullanmışlardır ama zaman değiştikçe, geliştikçe boğa tendonu kullanmaya başlıyorlar. Siniri, aşil tendonu, kası kemiğe bağlayan en sağlam bağ dokusudur biliyorsunuz. Hatta o kopmaz da çok zor kopar. Koparken bile kemikten parça çıkarır. Orta kısmında da ağaç, akça ağaç vardır. Peki, altı parçadan oluşan bu muazzam yayın yapıştırıcısı da çok önemli. Onu hala aklım ermiş değil. Hazar Denizi'ne dökülen büyük nehirlerde ve Karadeniz'e dökülen büyük nehirlerin içerisinde Mersin balıkları, göllerde Mersin balıkları yaşardı eskiden. Şimdi daha az sayıda var. O Mersin balıklarının damakları kurutularak kaynatılıyor, jel yapılıyor. At kuyruğundan fırçayla, ne dananın kılı, ne eşeğin kuyruğunun kılı, ne koyunun yünü, ne de tavus kuşunun tüyü. Bakın atın kuyruğu kimyayı ancak öyle bir alaşım verecek, öyle bir tepkimeye girecek. Kimyası öyle onunla birleştiği zaman düzgün yapışmasını sağlayacak. At kuyruğu değecek ancak o yapıştırıcıya. At kuyruğuyla yapılan fırçayla eş zamanlı sürülüyor her yere. O malzemeler birbirine geçiriliyor, yapıştırılıyor ve bu muazzam yay elde ediliyor. İşte sanat eseri ve o kadar uzak mesafelere gönderiyor. Yani bilim insanların elinde güzel kullanılırsa ancak bir yerlere ulaşabilir. Hem insana hizmet edecek hem canlıya. Canlının etini yiyorsunuz. Sütünden faydalanıyorsunuz, derisinden faydalanıyorsunuz, tendonundan faydalanıyorsunuz, kemiğinden faydalanıyorsunuz, boynuzundan da faydalanıyorsunuz. Bu bence bilimin en güzel kullanım şeklidir. Bundan bence çıkarılması gereken ders de budur. Şimdi o yayla tanıştıktan sonra elimden hiç bırakmıyorum. Her önüme gelen yerde de anlatıyorum atalarımın ne yaptığını. Bundan sonra
Zaman geldikçe sırasıyla sizlerle hem hikaye, bildiğim hikayeler varsa hikayeleri, hem de böyle yapılan bilimsel çalışmaları, belki formülize edilmemiş bilimsel çalışmaları paylaşıyor olacağım. İlginizi belki buraya daha çok çekerim. Çünkü her şey doğanın içerisinde. Biz oradan geldik, yine oraya gideceğiz. Orada yaşamıyoruz, bir terslik var. Bu iş oturarak sıralarda, laboratuvarlarda, kitapların içerisinde geliştirilecek bir şey değildir. İnsanlar yeniden doğayla, toprakla temas etmelidir.